Evet, herkes puanlarını verdiğine göre hazır mısın Netice abla? Pınar'dan başlayalım bakalım. Pınar kaç puan verdin? Buyur söyle. Benim Netice Hanım puanım 5. Oo, 5 puan geldi. Teşekkür ederim. Çünkü gerçekten her şeyini çok beğendim. Afiyet yani olsun. Yani el lezzeti belliydi. Afiyet olsun. Bu ana kadar. Bu hafta 2'yi kullandın mı? Kullandın. 2'yi kullandım. 3'ü kullandın mı? Yok, 4'ü kullandın. 4'ü Kaan'a vermiştin. Evet. Bugün 5'i Netice ablaya verdin. Evet. Benimkilerden daha güzel yani. Seninkilerden daha güzeldi. Yanımda. Aranızda bir puan fark var. Bana 2 verdiniz. Neden? Yani... Hani bu kadar bonkörsünüz ama çok bonkörsünüz. Bir şeyleri beğenmedim. Bir şeyleri beğendiniz ve yediniz. Hı-hı. Neden şimdi? Çoğunluğunu beğenmedim. İşte burada hiç beğenmediğim gereksiz bir şey. Gereksiz puan verdiğini düşünüyor musun Pınar'ın? Bonkörsün dedin ya hani böyle gereksiz mi verdi puanları? Yani gereksiz verdi. Şimdi şöyle burada yapmaya çalıştığı şeyi anlıyorum ben, algılayabiliyorum sizi. Ne mesela? Ne yapıyorum? Yani ikiyüzlülük yapıyor resmen. Şimdi benim de o kadar emeğim var, güzel işler çıkardım, yaptım ama 2 verirseniz ben bunun altında böyle kıskançlık, fesatlık bir şeyler ararım. Allah'ım. Ararım. Yani şimdi Pınar ararım. Sizin gününüzde yemekleri değil de sizi kıskandığı için 2 mi verdi? Yani şimdi düşünüyorum, çok güzel yemekler vardı, bazı sorunları vardı yemeklerin, evet. Tuz sorunu vardı, çorba iyi değildi, ben de kabul ediyorum. Ama sorun yoktu. Ama benim sorun olmayan yemeğim de vardı, hanımefendi niye 2 verdi? Sorun olmayan yemeğim vardı ama bugün i̇ki, hiç sorun yoktu. Bakın 2 çok düşük bir puan. Neden 2? Niye? 2 vermişim, 2'liktin. Ben deserimse 1 verirdim ben gerçekten. Ben de sen damak zevkine siz baktık. Zaten, bize söyledin ya, sen size baktın. Verilen puanları geri şey iade ediyorsunuz. Sizi ilgilendirmez. Ben eminim ki siz, bugün de aynı şeyi yapacağız. Siz hiçbir şey yapmadınız. Çiğ yemekleri önümüze getirdiniz. 2'ye şükredin. Ben hiçbir şöyle şey düşünüyorum, Pınar Hanım kazanamayacağını anlıyor. Bugün bonkörlüğünü oynuyor yaptı işte. Sonra oynuyor işte. Kesinlikle oynuyorsun oynuyor. Sen. Vay be. Kesinlikle. Pınar Hanım, Kaan Bey damak zevkinizden şüphe etmiş. Kaan Bey sen kaç puan vermiştiniz? Sen bizden ediyordun ya damak zevkinizden. Ben en azından gidin, adaletli davrandım. Gidin dedin, hocam. Damak zevkinize baktırın dedin ya. Buradan çık işte sen git. Kendi siz şu anda o kıskançlığı, o rakipliği yapıyorsunuz Netice Hanım'a karşı. Kusura peki, bakmayın, haklı yemem. Kaan Bey buyurun siz çevirin puanlarınızı. Bakalım kaç puan gelecek? Benim Netice ablaya puanım 2. 2 puan geldi. Öyle bakmayın çünkü çoğu şeyini beğenmedim yani. Beğendiğim tek şey mevsim salatası, herkes yapabilir dedim. Kaan Bey ben size 4 puan vermiştim. Ablacığım sen bana 4, ben sana 2... Ne, yani öyle bir şey yok. Yani nasıl öyle bir yemeklerim şey yok? Ben sana puan bana verme demiyorum. Verdin. Ver demiyorum. Ben sana 4 puan verdim. Tamam. Demek ki beğenmişsin. Ben senin yemeklerini beğenmedim. Sen de 2 verseydin o zaman. Tabii o zaman sen de oynuyorsun. Ben kabul etmiyorum. Kadir Bey ben kabul etmiyorum. Yok, son puana kadar değiştirme hakkı var. Bak ben herkese ne verdiysem karşılığını gelse itirazım yoktur. Sen karşılık bekledik mi bana 4 verdin? Hayır, karşılık şey beklemedim. Tamam, sen oynuyorsun. Sen oynuyorsun. Sen kendi oynuyorsun. Söylüyorsun ben sana 4 verdim, sen de bana 4 ver diye. Sen, öyle bir şey yok abla, bak ben 4 veriyorsun demedim. 3 yemeği benden 2 verdin. Sen en az 3 verebilirdin. Ben kabul etmiyorum. Sen etmiyorsun. Ben böyle uyguluyorum. Kaçılmayacak. Sen... Hayır, kabul etmiyorum. Tamam, etmesin. Kabul etmiyorum. Ne oldu Netice Hanım? Çok sakin olacağım diyordunuz. Peki Sema Nur Hanım, siz çevirin puanınızı. Benim Netice Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi. Yani benimle eşdeğer bulduğum için. Evet. Böyle bir gördünüz puan mü? Verdim. Hayır. Hakkaniyet hangisi? Haftanın birinci gününden beri İki. Sana kim ne verdiyse senin onları iade ettiğin için. Ne? Sana ne? Sakin, sana sakin arkadaşlar. En azından senin gibi 5 tane karakterim yok. Peki sakin oluyoruz. Lütfen birbirimize hakaret etmeyin. Rica ediyorum. Haftanın başından beri söylemekten hayır. Dilimde tüy bitti. Yani. Şunu söylemek istiyorum. Puanı değiştirmeni istiyorum. Çünkü bu masa asla ikilik evet. Bir masa değil. Ben yani ikilik bir masa sizin değil. Sizin için değiştireceğim. Yani şunu da söyleyeyim. Kendim... Benim için değil. Değil. Yorumların bana mantıklı gelmediği tamam, için. Tamam. Kendimi eğer ifade sen... edemediğim için şöyle değiştiriyorum. Diğer tamam. Arkadaşların günlerinde 2 verirken altını doldurabilecek yorumlar yaptılar. Tamam, mantıklı ben açıklamalar kendimi, yaptılar. Herkes kendini ifade edebildi. Ben bugün biraz heyecanı da var. 4 gündür gayet ifade edebildim. Ya ben izleyince de göreceğiz. Yani ben çok konuşamadım pek fazla yani. İlk günden sonra gayet güzel konuştun aslında. Evet, gayet güzel konuştun. Tamam, kendi gününde de gayet güzel konuştun. Ben puanımı göstereyim. 3. Peki 3 puan geldi. Esra buyur sen puanını çevir. Benim Netice Hanım'a puanım 2. Salatasını ve tatlısını beğendim.
Hadi sen şimdi yüklenin. Hadi şimdi yüklenin bakalım. Hayır, etiniz çok pişmiş. Güzel pişmiş dediniz. Ama ben baharatı... Sen niye öyle tepkiler veriyorsun? Niye öylesini? Bir saniye. Hayır, niye ben, bana geliyor sadece de o yüzden. O masaya vurdun öyle şampadana. Özür dilerim. Yanlışlıkla şey oldu. Yani senin gününde sana yardım ederken çıtın çıkmadı. Masanda evet. Seni savunurken çıtın çıkmadı. Senin yok. Gününde elimden geleni yaparken çıtın çıkmadı da karşı rakibin yanına gelince mi ters düştük? Hayır hayır asla. Tabii ki de öyle bir şey yok. Yanlışlıkla yani. Yani insanlar sadece gitti. Kendi gününde mi iyi oluyorlar? Hayır tabii ki de öyle bir şey yok. Yani... Tavrın banaydı, o tahtayı vuruşun da banaydı. Hayır, yani elimden yanlışlıkla kaçtı. O tepkin de banaydı. Hayır asla yani... Peki, az çok ben de 3 senedir bu programdayım bir şeyleri anlayabiliyorum. Yani beni bilen sadece biliyor, şunu söylemek değil, istiyorum. Gerçekten. Bu masada ben çok öyle yardım edip gününde kendimi paraladıktan sonra, kapıdan çıktıktan sonra yaptığım inkar edenler oldu. Ben onların hepsini Allah'a havale ettim. Evet. O yüzden susuyorum. Sadece gününde sana da elimden geleni ya yaptım. Teşekkür ederim, ha, eğer yanlış. Eğer sen mesela şu masada de ki, Netice Hanım'ı savundunuz ama beni savunmadınız de. Hayır asla savundunuz, öyle bir şey yok. O zaman burada ben... da bana tepki gösterme. Size gerçekten, ben size, bu masada size bakıp çok söylemedim ki bu ben bu masada adaletli olmak zorundayım. Tabii yoksa ki. Yoksa senin gününde seni, ki. Ben herkesin gününde herkesi tutuyorum. Ben size asla benim hiçbir şey söylemiyorum. O. Sen de eğer bak dediğim gibi mantıklı yorum yapsaydın, sana da ben o ikiyi değiştirmezdim. Ben kendimi ifade edememiş olabilirim. Asla da özür dilerim öyle anlaşıldığım için. Peki. Size lafım yok. Ben Netice ablaya dedim. Hadi dedim Esra bana Hanım'ı da dedim. Bana tahtayı vurmadınız. Resmen Kadir Bey'e tahtayı vurdum. Ya abla sen de ortalığı karıştırmaya çalışma Allah aşkına ya. Konuyu kapattık. Ben neden olduğunu Esra, biliyorum. Esra sen neyi iki verdin? Netice abla buyur sen de konu. Hayır ben Esra Hanım'a iki verdim. O da bana iki verdi. Etimin... Güzel piştiğini söyledi. Evet etiniz güzel pişmiş ama hani baharat anlamında eksik buldum ya. Kereviz salatanız güzel olmuş dedin. Artı tam tabak olarak güzel... beğenmedim ya tatlınızı tamamen beğendim. Niye? Bir de salatanızı net olarak beğendim için. Ama kereviz salatamı da beğendim, böreğimi de beğendin. Ama o ana yemek olarak peki, tam bir tabak neye olarak. Niye iki verdin? İkiyi salatasıyla tatlısına verdim. Pilavı beğenmedin. Çorbayı da beğenmedin, ana yemeği de beğenmedin. Genel anlamda sen ama beğen... pilava güzel demedin mi az önce? Pilava hayır, güzel yağlı dedim ben pilava. Hayır, pilav güzel pişmiş, biraz yağlı. Güzel pişmemiş miydi pilav yani? Beğenmedin. Çorbayı da beğenmedin. Yok, çorbayı zaten beğenmedim söylemiştim. Çorbanın problemi neydi mesela? Yani sadece yani ekşilik konusundan mı puan kırdın? Evet, bir de çorba kıvamından dolayı. Çorba gayet ekşiliydi. Ben sanıyordum bir tek bana bilenmişler. Yani burada kimse bilenene kadar yani kimse hayır yani bilendiği yok. Bugün Pınar Hanım, ben hani bunu hiç kimsenin yani... hakkaniyetli puan verdiğini evet, düşünmüyorum. Gerçekten hakkaniyetli bir puan. Mesela ben sizin puanınızı da kabul etmiyorum. Neden biliyor musun? Hı. Siz çoğu şeyi söylediniz. Güzel olmuş, iyi olmuş dediniz. O niye iki verdiniz? Tamam siz de benim bazı yemeklerimi beğendiniz ama iki puan verdiniz. Neden? Neden iki ben puan? Size ben senin bir yemeğini beğendim ama. Tamam bir ben yeme- de sadece kişisel hayır, olarak... Hayır bak ama bir yemeğini bak, beğendim. Tatlı ve salatanızdan başka bir şey beğenmedim. Bu kadar basit. Ama ben sizin bir yemeğinize kabul et, iki puan verdim. Ya siz şimdi burada kabul etmiyorum, onu kabul etmiyorum, bunu kabul etmiyorum. O zaman biz hepimiz sana beş verince sesin çıkmayacaktı. Esra Hanım bak ben anlatamıyorum. Benim içimden size... Yani ikiden başka yüksek puan vermek rakip gelmedi, beğenmedi. Rakip için yapıyorsunuz bunu. Zaten ben siz, bak kendinizi bana rakip göremezsiniz. Ben farkımı zaten koydum yemek koydunuz menümde. Koydunuz mu? Evet, gerçekten. Koydum. Nasıl koydunuz? Hay Allah'ım ya koymuş. Ben puan falan değiştirmek istemiyorum Kadir Bey. 2 puan yani. Bana lütfen değiştirin diye söylemeyin. Tatlı ve salatasını beğendim. O da zaten kendisi de bana aynı puan ben verdi. Ben senin sütlacına 2 işte. Puan verdim. Şimdi Kaan Bey'i tabii ki de değiştirdik. Değiştireyim mi? Senden de değiştirmeni rica İyi ediyorum. Misiniz? İyi misin Netice abla? Sakin İyi ol. İyi misin? Sakin ol. Netice abla. Bir ağızdan alın, burundan nefes verin. Ağızdan, burundan. Tamam, sakin ol. Evet, derin nefes. Derin nefes. Bir su gelsin. Alabilir miyim? Tamam, tamam sen bir sakin tamam, ol. Tamam, siz derin nefes alın sadece. Tamam, bardak verin sadece. Sadece bardak verin. Bekle. Kaan, şu suyu verir misin? Tamam, sakin. Toplamda 14 puana ulaştı Netice Hanım. Şimdi hemen bir mola veriyoruz. Ardından ben puan vereceğim. Netice abla bir bakalım nasıl oldu.